Peki niçin oruç tutacağız? Niye Allah bizden oruç tutmamızı istiyor? Bir sebebi var mı? Hemen anlatırken e, hocalar derler ki işte ya niye oruç tutuyoruz? E, yılın 11 ayı hep ye 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 olmaz. E, bir ayda aç kalın ki biraz da açların halinden anlayın. İşte Allah bunu murad etmiş falan. Allah böyle bir şeyden bahsetmiyor. Tamam tutarsan anlarsın, anlamazsan da olur. Orucunu yine tutmuş olursun. Niye tut diyor Allah? Diyor ki laallekum tetekun. Yanlışlara karşı kendinizi koruyabilesiniz diye Allah size orucu farz kıldı. Takvalı olasınız diye. Şimdi kendinizi korumayı öğreneceksiniz oruçla. Nasıl oluyor bu? Bir düşündüğümüz zaman aslında kolay. Bakın normalde Helal olan üç temel ihtiyaç var burada değil mi? Yani yemek içmek gibi zaten en temel ihtiyaç. Ve bir de karı koca ilişkisi. Yani nikahlı olduktan sonra helal olan bir işlem. Bu üçünü diyor Allah, benim rızam için belli vakitten belli bir vakte kadar bu üçünü bile yapmayacaksınız. Gündüz vakti yani değil mi? İmsaktan iftara kadar bu üçünden de uzak duracaksınız. E onun dışında zaten Ramazan olmasa gündüz ve gece ayrımı olmadan faiz yemek serbest mi? Hırsızlık yapmak serbest mi? Hiç bunları zaten yapmayacaksın. Ama Allah diyor ki en meşru üç temel ihtiyacını bile benim rızam için sen bir terk etmeye bir başla bakalım. Bir gör ki bunları bile yapabiliyorsan diğerlerini zaten Allah istedi bırak dedi diye zaten bırakabileceksin. Anlatabildim mi bilmiyorum. ben bir kez daha tekrar edeyim. Yani yeme içmeyi sırf Allah istedi diye terk edebiliyorsan sen, bunlardan da feragat edebiliyorsan e, yasak olan fiilleri zaten yapmayacaksın demektir. İşte diyor ki Allah sana ben bu bilinci kazandırmak için orucu meşru kılıyorum. Dolayısıyla oruçluyken zaten yemeyeceksin, içmeyeceksin. Bu orucun zaten vazgeçilmezi. Ama onun haricinde belki Ramazan dışında yaptığın o bir takım yanlışları Diyeceksin ki ya ben yemeği içmeyi Allah için terk edebiliyorum. Bunları niye terk etmeyeyim? O yüzden oruçluyken diğer günahları işlemeye karşı daha çok kendimizi koruyacağız. Yani yeme içmeyi geçtik. Karı koca ilişkisini geçtik. Ama onun haricinde normal zamanda yapıyorsan bu ayda hiç hiç yapmayacağın şeyler. Yalan söylemeyeceksin oruçluyken. Yalanla iş görmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ticarette üç kağıtçılık yapmayacaksın. İşçinin hakkını yemeyeceksin. Patronun hakkından çalmayacaksın. Bir yerde sıra beklenmesi gerekiyorsa herkes gibi girip sen de sıra bekleyeceksin. Öne kaynak yapmayacaksın oruçluyken. Ya diğer zamanlarda zaten yapmayacaksın. Oruçluyken hayli hayli yapmayacaksın ki oruç sana bu bilinci kazandırabilmiş olsun. Bakın bunu örneklendirirken Nebimiz çok güzel bir ifade kullanıyor. Diyor ki: "Men lem yed'a zuri ve'l-amale bihi fi en ve Her kim ki yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa onun aç kalmasına, susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yok ki. E sen aç kalmışsın, susuz kalmışsın. Ne oldu? Allah'a sen bir şey kazandıramazsın ki bununla. Ama Allah sana ne kazandırmak istiyor? İstiyor ki sen artık yalan da söyleme. Haram da yeme oruçluyken. Değil su içme ekmek yeme haram da yemeyeceksin artık. Bir bir başka şerifinde de buyurur ki Resulullah öyle insanlar var ki diyor Ramazan'da tek karları aç ve susuz kalmış olmaları. Başka hiçbir şey elde edemezler. 29 gün oruç gün oruç tutanlar ama bir gram sevap elde edemezler. Sadece aç kaldın, susuz kaldın. Niye? E çünkü zaten sana Allah'ın yasakladığı hiçbir şeyi sen oruçluğum diye terk etmedin ki. Yine haram yemeye devam ettin. Yine kalp kırmaya devam ettin. Yine haksızlık, hukuksuzluk yapmaya devam ettin. O zaman ne kaldı sana oruçtan kar? Aç kaldın. Rejim yapmış olursun evet. Ama o sevap? olmuyor demek. Ki. İşte Allah diyor ki bu yüzden orucu ben size farz kıldım. Kendinizi koruyacaksınız. Ramazan dışında yapıyordum belki. Eyvallah ama artık o bitti. Ramazanla birlikte yeni bir alışkanlık, yeni bir ahlak kazanacağız. Bugünden sonra ben Ramazana girdim ve her zamankinden daha fazla kendimi tutacağım, daha iyi bir kul olacağım. Bunu bu Ramazanda kazanacağım ama Ramazan biter bitmez çatır çatır onların hepsine geri dönerim de yok. Ramazanla birlikte hepsine temiz bir sayfa. Ramazandan sonra da, bakın Ramazan bittikten sonra farziyeti biten tek ibadetledir oruç. Onun dışında başka hiçbir şey kesilmiyor ki Ramazan dışında. Şevval ayına vardığında yine beş vakit namazı kılmak zorundasın. Şevval ayında yine faiz yemek sana haram. Ramazanda da haramdı, Ramazan dışında da haram. Yine haksızlık, hukusuzluk yapmayacaksın. Bunlar devam edecek ama Ramazan'da bunu yapabilirsen Ramazan'dan sonra da taşır daha iyi bir kul olursun işte. Ramazan'da oruç bu maksatla tutuluyor.